Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Rada süt emzirmenin hükmü. Eğer bir kadın herhangi bir çocuğu emzirirse o emen çocuk iki şartla o emziren kadının çocuğu olur. 1. O iki şarttan birincisi, emzirdiği çocuk 2 yaşının üzerinde olmaması. 2. İkincisi, o sütü emen çocuğun ayrı ayrı 5 defa emmiş olması. Süt emziren kadının kocası o sütü emen çocuğun süt babası olur. Sütü emen çocuk ne emzirdiği süt annesiyle ne de onun o kadının nesebinden hiçbirisiyle evlenemez. O kadının her nesebi ona haram olur. Yani o kadın onun annesi olduğu için o kadının nesebinde olan hiçbirisiyle evlenmesi helal olmaz. Nasıl ki bir insan öz annesinin nesebinden birisiyle evlenemiyorsa süt anne de böyledir. Mesela süt annenin kız kardeşi onun teyzesidir. Onun erkek kardeşi onun dayısıdır. Nasıl insan öz teyze ve dayısını alamıyorsa süt yoluyla da aynıdır. Süt emziren kadının emzirdiği süt çocuğu ve süt çocuğunun çocuğu ile de evlenmesi haramdır. Süt çocuğunun kardeşlerine süt emzirmişse o derecede olan o süt çocuğunun üst tabakasında olan akrabasıyla evlenebilir. Mesela nasıl ki bir insan öz amcasının kızını veya dayısının kızını veya halasının kızını alabiliyorsa ki bu helaldir. Süt yoluyla da aynı kişilerle evlenebildiği gibi süt emen bir kardeş diğer kardeşi olan kişi eğer o kadının sütünü emmemişse o kadından olan kızı diğer sütü emmeyen kişi alabilir. Çünkü kişiyi bağlayan ya nesep yolu iledir veya süt yolu iledir. Bir kardeş bir kadının sütünden emmekle onun oğlu olduğu gibi diğer kardeş ise o kadının sütünü emmediği için onun kız çocuğu kendisine helal olur. Veya o kadının emzirdiği çocuğun diğer emzirmediği kardeşlerinin birini çocuğuna alabilir. Çünkü o kadın çocuğun kardeşini emzirmiştir. Diğerlerini emzirmediği için diğer çocukları onlardan birisiyle evlendirmelerinde herhangi bir sakınca yoktur. Fakat bugünümüzde cehaletin baş gösterdiği bir zamanda olduğumuz için insanların çoğu bu konulardan habersizdirler. Adam zannediyor ki benim hanımım sütünü emen kişinin diğer kardeşleri de kendi evlatları olduğuna inanıyor. Halbuki durum farklıdır. Sadece kim o kadının sütünü emmişse o çocuk kadının çocuğu olur. Onun çocukları da onun kardeşleri olur. Ve dolayısıyla yalnız emen kişi öz evlatları olur, diğerleri değil. Emmenin emzirene nefsi kendisi haramdır. Emzirenin emene de küllü tamamı hepsi haramdır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.